Merhaba, iyi günler. Toplum ve Siyaset programının bu haftaki konuğu Profesör Doktor Binnaz Toprak. Sayın Binnaz Toprak'la Türkiye'deki demokrasinin, demokrasi tarihinin dününü, bugününü ve yarınını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler, merhaba. Sağ olun, bizi kırmayıp katıldınız. Biz aslında ilk başta yayının başlığını Türkiye'de demokrasi 2.3'te çoğulculuk mu, çoğunluk mu diye atacaktık. Tartışmaya da size bununla ilgili sorular soracağız. Sanırım tartışmanın önemli iskeletlerinden bir tanesi bu. Ama ilk olarak isterseniz madem dünü, bugünü, yarını dedik, dünüyle başlayalım. Hatta isterseniz öncelikle şununla başlayalım. Demokrasi diyoruz burada. Demokrasi ve demokratikleşmeden ne anlıyoruz? Bunun türlü türlü tanımları var. Siz bize kısaca bir demokrasi, demokratikleşme nedir? Ne anlıyoruz bundan? Ne tür unsurları vardır? Bundan bahseder misiniz? Şimdi demokrasi, yani eski Yunan'ı saymazsak, ilk ortaya çıkışı eski Yunan'da ama o doğrudan demokrasiydi. Hatta şunu da söyleyeyim, ben derslerden biliyorum, doğrudan demokrasi deyince öğrencilerin birçoğu bunun daha iyi bir şey olduğunu zanneder hep. Çünkü doğrudan demokrasi halkın temsilciler aracılığıyla değil de kendi kendine karar vermesi. Yani eski Yunan kentleri küçük, 3000 kişi falan. O 3000 kişi bir agorada toplanıyor. İşte iki tane şeye ne denir öyle, çanağa beyaz veya siyah taşlar atarak evet hayır oyları veriyorlar falan. Öyle bir demokrasi türü. Şimdi bunu herkes ne güzel, yani temsilcilere ne gerek var, biz kendimiz karar verelim diyor ama iş öyle değil. Bir kere büyük tabii nüfusta bu mümkün değil. İkincisi de aracı kurumlar olmadığı zaman, yani sadece ve sadece doğrudan, onun için de referandumlar problemlidir. Doğrudan halkın karar verdiği meselelerde, yani parlamento yok, siyasi partiler yok, sivil toplum örgütleri yok, diğer çıkar grupları yok, uluslararası camia yok falan, yani siyaseti etkileyen ekonomik aktörler yok. Bunlar olmadığı zaman aslında demokrasi çok sorunlu olabiliyor. Yani böyle işte halk goygoyculuğuna falan gidebiliyor. Nitekim Platon da o nedenle eski Yunan demokrasisini eleştirmiştir. Her neyse, ama yani ilk ortaya çıktığında demokrasiden anlaşılan seçimlerdi. Ve zaman içinde İngiltere'de özellikle tabii bu ortaya çıktı. Daha sonra bütün dünyaya yayıldı. Zaman içinde daha değişik kesimler seçimlere katılır oldular. Yani ilk önce soylulardı, derken işte belirli bir geliri olan insanlara verildi oy hakkı. Derken genişletildi, sadece erkekler tabii. Genişletildi, daha az gelirlilere verildi falan ve 20. yüzyılın işte ilk başlarında kadınlar da dahil olmak üzere herkesi kapsar hale geldi, belirli bir yaşın üstündekileri. Şimdi böyle anlaşılıyordu, yani seçimler. Maalesef bugün de AKP'nin anladığı bu demokrasi anlayışı. Yani seçime indirgiyor ve sayılara indirgiyor. Biz kazanmışsak iktidar bizdedir, istediğimizi yaparız anlayışı var. Oysa bugün artık demokrasiden, yani bu tabii ki ön koşulu seçimler. Muhakkak ki dürüst, her siyasi partiye açık, kısıtlamaların olmadığı seçimlerin olması ve belirli aralıklarla olması demokrasinin ön koşulu. Ama, tek ama koşulu bu değil. Artık tek koşulu değil, hatta neredeyse yeterli koşulu bile evet. değil. Çünkü sadece ve sadece buna indirgenmiş demokrasilere demokrasi denmiyor artık siyaset bilimi literatüründe. İlliberal demokrasiler diyorlar. İlliberalden kastedilen, bunu da halk yanlış anlıyor, liberal denince sanki ekonomik liberalizmden bahsediliyormuş gibi değil. Siyasi liberalizmden, yani insan haklarından, temel hak ve özgürlüklerden, basın özgürlüğünden, üniversite özerkliğinden, sivil toplum örgütlerinin özerkliğinden, bağımsızlığından ve rahatça faaliyet göstermelerinden.
Kamusal tartışma. Kamusal alanda tartışabilmek, parlamentoların gücü vesaire, şeffaflık, hesap verebilirlik. Bunların hepsini biliyorsunuz zaten. Bizi, yani sizi evet, tabii aynen biliyorum. Şimdi bütün bunların olması lazım demokrasi diyebilmek için. Türkiye'de maalesef bütün bunlar fevkalade sorunlu. Yani seçimler yapılıyor, hatta zaman zaman seçimler bile dürüst mü yapılıyor diyerekten tereddüte düştüğümüz dönemler olabiliyor. Türkiye'ye gelirken ama, isterseniz şuradan biraz tarihe doğru bakalım. Genelde işte çok partili seçimlere geçişin demokrasinin başlangıcı olarak gösterildi Türkiye'de, ama tabii bunun geçmişi var. Osmanlı geçmişi tabii, var, parlamento deneyimleri var. Modernleşme deneyimiyle beraber vesaire, özellikle 19. yüzyılda. Türkiye'de ve daha geriden Osmanlı'da ne tür kırılma noktaları var demokrasi açısından? Nerelere bakabiliriz? Yani bunu Lale Devri'ne kadar belki götürmek mümkün. Geçenlerde kim diyordu? Galiba televizyonda biri söyledi ve çok doğru söyledi. Hani Lale Devri böyle sefahat devriymiş falan gibi algılanır, öyle öğretilir diye. Ama Osmanlı'nın açılışı, yani hayattan zevk almak, kadınla erkekle bir arada bir şeyler yapabilmek vesaire. Bu çok önemli tabii. İşte zamanla kahvehanelerin ortaya çıkması, kahvehanelerde insanların kamusal alanda tartışma yürütebilmeleri, gazete okuma yazma bilenlerin diğerlerine gazete okuması. Aynı zamanda toplumsal bir şey demokrasi, yani sadece kurallardan ibaret değil o zaman. Tabii kurumsal bir şey. Şimdi dolayısıyla yani onu Lale Devri'ne götürebilmek mümkün ama daha sonra tabii 1839 tarihi var, İslahat Fermanı. İslahat Fermanı'nda işte gayrimüslim nüfusa Osmanlı bir takım haklar, özgürlükler, sadece gayrimüslim nüfusa değil aslında bütün Müslüman nüfusu da kapsıyor, tanıdığını ilan ediyor. Ondan sonra şey var, 1858 İslahat Fermanı var. Ben şeye ne dedim, 1839'a İslahat Fermanı mı dedim? Tanzimat. Filhane Fermanı, Tanzimat Fermanı. 1858 İslahat Fermanı. Hatta 1838'de bir ferman daha vardır. Şeye, ayağına. Padişahla ayağlar arasındaki ilişki. Ayasındaki ilişkiyi düzenleyen. Senedi ittifak ve asıl tabii 1876 birinci meşrutiyet. Birinci meşrutiyetle birlikte anayasal bir düzene ilk defa olarak geçildi. Evet. Yani çok uzun sürmedi. Parlamento hemen kapandı birinci meşrutiyette. Bir sene içinde kapadı parlamentoyu ve 33 yıl yine kendi başına idare etti. Ama o dönem hakkında da bir şey söylemek istiyorum. Abdülhamit dönemi hakkında. Şimdi bozmayayım da geri dönüp söyleyeyim. Ondan sonra ikinci meşrutiyet, ki ikinci meşrutiyette mesela Tarık Zafer Tunay'a hocanın kitaplarını okursanız bunu çok iyi anlatır. Türkiye'de siyasal partiler kitabı gerçekten çok canlı bir tablo var. Pek çok parti var. Yani kadın hareketleri o zaman başlıyor, sosyalist hareketler o zaman başlıyor. Yani tabandan gelen ciddi bir direniş var. Evet, direniş var. Ve de canlı bir siyasal hayat var ikinci meşrutiyet döneminde. Ondan sonra da tabii Cumhuriyet. Cumhuriyet tek parti dönemi. Zaten öbürleri de tam demokratik dönemler diye kabul edilmeyebilir ama parlamentoların olduğu, işte padişahın yetkilerinin kısıtlandığı dönemler tabii ki ve Cumhuriyet. Cumhuriyet tek parti dönemiydi 1946'ya kadar. 1946'dan sonra da demokrasiye geçiş oldu. Bugüne kadar geldi. Şimdi ne yapıyor bu? Yani hadi Lale Devri'ni falan Tanzimat Fermanlı diyelim geçelim. Geçelim. 1876'dan bile düşünecek olursak 150 yıllık bir parlamenter ve meşruti yönetim geleneğimiz var, değil mi? Öbürlerini de katacak olursak aslında epey uzun, 200-250 yıllık iktidarı sınırlama çabaları var Türkiye'de.
Şu Osmanlı faslını bitirmeden önce şunu da söyleyeyim. Abdülhamit dönemine geri döneceğim dedim. Şimdi biliyorsunuz bugünlerde bir Osmanlı modası çıktı. Evet. Yani bu AKP'nin de çok hoşlandığı bir şey. Davutoğlu çok severdi. Evet. Ve de işte Osmanlı da Osmanlı. Yani bilen bilmeyen böyle Osmanlı hakkında ahkam kesiyor. Ve işte bizim atalarımız veya bizim ne diyorlardı, mukaddesatımız padişahlar için vesaire. Aslında Osmanlı'ya baktığınızda yani Lale Devri'nden itibaren bir hareketlenme var dedim ya, Tanzimat'tan itibaren de zaten batılılaşma çok ciddi bir şekilde başlıyor. Yani bu ilk önce orduda başlıyor. Onun için tesadüf değildir mesela Cumhuriyet'i kuran kadroların asker ordudan olması, gelen kadrolar olması. Çünkü en eğitimli kitle oydu. Yani laik okullar, laik yüksek okullar ordudan başladı. Tıp fakülteleri de öyle. Yani tabii, doktor subaylar yetiştiriyor. Tabii. Savaşlar olduğu için. Şimdi bu Osmanlı şöyle bir şey. Abdülhamit İslami kesimin fevkalade sevdiği bir padişahtır. Çünkü işte kendini bütün İslam dünyasının halifesi ilan etmiştir. Daha öncekiler pek o kadar önemsemiyordu belki onu. Ama yani insanların İslami kesimin daha doğrusu hayalindeki Abdülhamit'le gerçek Abdülhamit arasında çok büyük farklılıklar olduğunu düşünüyorum. Mesela Abdülhamit saraya operayı getiriyor. Sarah Bernhardt o dönemin en önemli aktivistlerinden bir tanesi tiyatroda. Yani bir efsane kadın. Sarah Bernhardt'ı davet ediyor İstanbul'a. İşte saraylılar piyano çalıyorlar. Kadın erkek piyano çalıyor aslında. Çatal bıçakla artık yiyorlar. Yani o eski Osmanlı dönemi, hani şimdi Hürrem Sultan falan gösteriliyor ya, o çoktan geçmiş bitmiş bir dönem. Dediğiniz çok doğru ve işin ironik tarafı da o. Evet. Abdülhamit'in zamanındaki İslamcılar Abdülhamit'le kanlı bıçaklı. Tabii. Şimdi tabii. İslamcıların sığındığı gibi bir Aynen. Dolayısıyla yani batılılaşma sadece Cumhuriyet'le başlamış bir süreç değil. Ondan önce zaten hem kurumlarda hem eğitim sisteminde batılılaşma başlamıştı. Onun için zaten mesela 19. yüzyılın bu İslamcılarla Batıcılar arasındaki münakaşalara bakarsanız hep şunu söylerler İslamcılar. Efendim işte böyle bir şey, ikilik yaratıldı. Yani bir yanda medreseler var o dönemlerde ama bir yanda da seküler okullar var. Bir yanda işte mahalle mektepleri var, öbür tarafta idadiler var vesaire. Dolayısıyla kavga odur ve sadece Osmanlı'da olmuş bir kavga da değil aslında. Rusya'ya baktığınızda mesela Dostoyevski'nin harika bir şeyi vardır, küçük kitabı. Bir yerde bu Slavcılarla Batıcılar arasını bulmaya çalışan bir konuşma yapıyor. İnsanlar ağlıyorlar yani o kadar... kaç nesli birden etkilemiş bir mesele ki bu batılılaşma. Japonya'da oldu, Çin'de oldu vesaire. Bütün bu büyük imparatorluklarda, geri kalmış imparatorluklarda bu süreç yaşandı. O dönemde yani 19. yüzyılın sonlarında falan İslamcılar buna taklitçilik diyorlardı. Taklitçilik belki ama yani sizden daha ileride olan bir batı dünyası var. Kurumlarıyla ileride, endüstrisiyle ileride, teknolojisiyle ileride. Doğal olaraktan tabii bütün bu imparatorluklar ona yetişmeye çalışıyorlar. Yetişmek için de kurumlarını almaya başlıyorlar. Yani Osmanlı'nın yapmış olduğu da budur. Cumhuriyet'le tabii bu iyicene inme kazandı. Şimdi dolayısıyla yani böyle bir tarih var. Bu tarihe baktığınızda aslında ben bir yandan da şunu düşünüyorum. Hani sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde bu demokrasi çabaları niyeydi? Yani tek adam rejimlerine karşı insanlar niye baş kaldırdı falan diye. Bugün okudum gazetede, bugün müydü, dün müydü?
bugündü galiba. İranlılar Van'a geliyorlarmış. Okudunuz mu bu haberi? Hürriyet'te vardı bugün. İranlılar Van'a geliyorlarmış. Zeynep Bilgehan, çok da severim, tanırım da. Annesiyle birlikteydik biz mecliste. Zeynep Bilgehan yazmış. İranlı kadınlar başları açık. Çünkü orada eğlence mekanları varmış. Sabahlara kadar dans ediyorlarmış. Ve Van Belediye Başkanlığı da buna imkan tanımış. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani İran İslam devrimini düşünün. Ne kadar çok kadın dövüldü, idam edildi, başları açık geziyorlar vesaire diye. İşte devrim komandoları kamçıladı bunları falan. Ama sonunda gelinen noktada insanları tutamıyorsunuz. Çünkü insanlar özgür yaşamak istiyorlar. İstedikleri gibi giyinmek, istedikleri gibi eğlenmek, şarkı söylemek, dans etmek. Bütün bu radikal İslamcı hareketler de aslında, yani Taliban'ından tutun bilmem şeyine kadar, şarkıyı da yasaklıyor, türküyü de yasaklıyor, eğlenmeyi de yasaklıyor. Yani direniş bir şekilde var oluyor değil mi? Evet, direniş bir şekilde var oluyor. Yani bütün tarih boyunca da var oluyor. Ve bunu da yani aslında şey mücadelesi olarak da görmek mümkün. Yani insanların özgürlük mücadelesi, kendi hayatıma kendim hakim olmam lazım. Başka biri benim için karar vermemeli. Yani demokrasi yani. Evet, sorunca ya. Bu. Aynen. Bir şekilde bir özgürlük aynen. mücadelesi. Bir o özgürlük mücadelesi. Ben istediğim gibi yaşayabilmeliyim. İstediğim şekilde giyinebilmeliyim. İstediğim rüyalarımı, hayallerimi gerçekleştirebilmeliyim. Ve toplumun her kesimi aynı evet. şekilde. Ve hesap vermek zorunda kalmayayım. Yani bu sosyolojide vardır ya, cemaatten cemiyete geçiş diye. Cemaatten kastedilen dini cemaatler değil de daha yüz yüze ilişkilerin hakim olduğu falan. Yani insanlığı bir açıdan da şey diye ben düşünüyorum. Hani böyle komşu teyzenin, ay bakayım şunun evine kim giriyor, kim çıkıyor falan diye kontrol edip ondan sonra bütün mahalleye yayıp sizi mahallenin dışlamaya başlamadığı bir ortam. Özgür olabileceğiniz, özgür yaşayabileceğiniz bir ortam. Ve gerçekten de insanlık tarihi, yani o köle isyanlarından falan tutun ta Roma'daki bugüne kadar gelen o tarihe baktığınızda, dünyanın her yerinde baktığınızda bu tür özgürlük mücadeleleri var. Yani insan olarak var olmak, kendi hayatına hakim olmak, kendi kararlarını kendisi verebilmek. Demokrasi de bunun bir parçası herhalde. Burada keselim. Biraz bugüne, bugüne gelelim. Ama yani şu var, bugüne geçtiğimizde, şimdi bu başkanlık sistemi meselesi çıktı ya. Yani demin söyledik ya, 1876 nedir? 150 yıla yakın, evet. Değil mi? Hani daha geriye gitmeyecek olursak, ama 1876'da da bir parlamento kuruluyor. Yani bu ülkenin 150 yıla yakın bir parlamento geleneği var. İnişli çıkışlı olmuş, darbeler gördük daha sonra, demokrasiye geçtikten sonra tabii. Zaten ilk parlamento kapanmış. Şey zamanında, ikinci meşrutiyet döneminde İttihat Terakki ile itilafçılar arasında muazzam bir kavga ve kutuplaşma var. Aynen. Sonra tek parti dönemi nispeten, hani partiler açısından, partiler olmadığı için sessiz bir dönem diyelim, ama orada da isyanlar var, o isyanların bastırılması var, Kürt isyanı var, bir takım başka İslami isyanlar, İslami çevrelerin isyanları var. O da bir çalkantılı dönem derken demokrasi. 1950-60 arası da aslında şimdi böyle fevkalade bir dönemmiş gibi anlatılıyor, ama son derece halkın kutuplaştığı ve de Demokrat Parti'nin demokrasiyi getireceğim, tek parti rejimine son vereceğim vaadiyle iş başına gelip ondan sonra tahakküm kurduğu bir dönem ve maalesef bir askeri darbeyle sonuçlandı. Ondan sonra da kaç tane askeri darbe yaşadık. Sonuncuyu saymıyorum, o askeri darbe değildi, başka bir şeydi çünkü diye düşünüyorum. Şimdi sonuncu dediğim yani 15 Temmuz'u. Şimdi dolayısıyla yani çalkantılı, ama uzun süredir bu parlamenter rejimi yerleştirmeye çalışan bir Türkiye var.
geldiğimiz bu noktada birdenbire hadi bunu geride bırakalım. Yeni bir maceraya girelim. Bir 150 senede bu başkanlık sistemi meselesiyle boğuşalım. Yani akıl alacak iş değil hakikaten. Ve son derece problemli bir mesele evet, tabii ki. İsterseniz bu güzel bir özet yaptınız. Demokratikleşme, özgürlük arayışı vesaire. Bu Nisan ayında oylayacağımız anayasa değişikliği paketi bu çerçevede ne ifade ediyor? İsterseniz biraz ondan bahsedelim. Yakın zamanda bir rapor çıktı, hatta bugün zannediyorum. Demokrasi için Birliği'nin yayınladığı bir rapor. Orada ana bu benim de içinde olduğum, hatta kurucusu olduğum Rıza Türmen'le birlikte bir platform. Önemli bulguların olduğu bir rapor yayınladı. Şöyle diyor, ana akım medyada farklı siyasi partiler seslerini ne kadar duyurabiliyorlar? Böyle bir bulgularını yayınlamışlar. Ve görüyoruz ki hayır diyen tarafın sesi pek fazla ana akım medyada görünmüyor maalesef. Buradan yola çıkarak paketin öncelikle mecliste yapılma biçimi, ondan önce tartışılma biçimi ve şu anda partilerin yürüttüğü propaganda anlamında nasıl bir dönemden geçiyoruz, onu bir sizden dinleyebilirsek. Yani aslında bunu sadece partilerle kısıtlamamak gerekir. Ana akım medyada yer almadıkları çok doğru siyasi partilerin ama... bu mesele artık parti meselesini de aşmış vaziyette. Yani şimdi söyledin demokrasi için birlik platformu diye. Bunun gibi yüzlerce platform var. Yani eminim evet tarafında da vardır. Ben hayır tarafındaki platformları daha çok biliyorum. Çünkü kendim hayır vereceğim. Onu da her yerde söylüyorum zaten. Ama gerçekten de bu bir bütün bir siyasal sistemin, rejimin değişmesi projesi olduğu için partileri aşan bir mesele diye düşünüyorum. Belki onu o şekilde algılamak lazım. Şimdi deniyor ki efendim yeterince tartışıldı çünkü bu eski bir mesele, başkanlık meselesi. İşte Özal da söyledi, Demirel de söylüyordu vesaire. Geçmişi var bunun ama hiçbir zaman ciddi bir şekilde tartışılmadı bir. Bir de şu mevcut önerilerle hiçbir zaman önümüze gelmedi iki. Ama başkanlık sistemi de daha önce de doğru dürüst tartışılmadı. Sadece lafı edildi efendim işte başkanlık sistemi gelse iyi olur falan diye. Yani onu da Amerika'ya bakıp söylüyorlar herhalde. Tabii Amerika'yla ilgisi olmayan bir toplumuz biz. Hemen burada bir bunu söyleyebilir miyim? Ne ölçüde ilgisi yok? Şimdi biliyoruz biz siyaset biliminde okuduk bunu. Yani bir yasama yürütme, erkler arasındaki ilişkiler farklı şekillerde olabiliyor. Parlamenterist sistemler var, başkanlık sistemi var, yarı başkanlık sistemi var. Bunların arasındaki ilişkiler üzerinde. Bu üçü var ama Cumhurbaşkanlığı sistemi diye bu, bir sistem yok. Böyle bir şey okumadım. Dünya tarihi bir örneği yok bunun. Evet. Bunun garip bir, yepyeni bir şey diyeyim. Bunun arasındaki erkler ilişkisi nedir peki? Şimdi bakın Amerika'da bu Amerika aslında uzun süredir yani 1876'dan beri işte böyle bir çok kısa bir anayasayla idare edilen ve de sistemini yerleştirmiş bir başkanlık sistemi. Onun dışındaki başkanlık sistemini işte şimdi Brezilya birkaç yerde deneniyor ama daha henüz çok yeni. Onlar nasıl sonuçlanacak bilmiyoruz. Onun dışındaki başkanlık sistemleri Orta Doğu'da özellikle Güney Amerika'da vesaire diktatörlüklere dönüştüler. Ve bunun üzerine siyaset biliminde de yapılmış uzun araştırmalar var. Yani demokrasisini kurumsallaştıramamış. Demin söylediğimiz hani şartlar saydık evet, ya şu olmalı, bu olmalı, bu olmalı, bu olmalı. Bunları yerine, hukuk devleti onu unuttuk söylemeyi. Hukuk devleti tabii ve bağımsız yargı, bağımsız, tarafsız yargı en önemlisi. Şimdi bütün bunları kurumsallaştırmamış ülkelerde demokrasilerin nasıl çok kısa sürede diktatörlüğe dönüştüğüne dair upuzun bir literatür var. Hatta bir tanesi mesela kantitatif bir çalışmaya dayalı, uluslararası yapılmış bir çalışma bu. 1940 ve 1990 arası 50 yıla bakıyor, 154 ülkenin 50 yılına. Ve her yıl bakıyor bu 154 yıl için. 4 bilmem ne kadar ülke yılı buluyor çarparaktan bunu. Her yıl bakma nedeni yani bu sene demokrasi olabilirsiniz, gelecek sene diktatörlüğe dönüşmüştür falan. Bizde de oldu ya böyle dönüşler. Bir takım ülkelerde daha da fazla oluyor. O 50 yıla baktığında başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerin rakamlar da var.
nasıl çok kısa sürelerde, 11 yıl gibi bir kısa sürede mesela diktatörlüğe dönüştüğü. Oysa demokrasi şeyler, parlamenter sistemle yönetilen ülkelerin çok uzun ömürlü olduğu, hatta işte ekonomi falan iyi gittiği takdirde 171 yıl devam edeceği hakkında. Şimdi Amerika'ya benzemiyor. Niye benzemiyor? Amerika'da bir kere partiler, parti disiplini çok gevşektir. Yani zaten iki parti var. Bu arada başkanlık sistemlerinin yürüyebilmesi iki partinin varlığına dayalı. Yani böyle çok partili bir sistemle başkanlık sistemini ben bilmiyorum. Yani yürüyen öyle bir başkanlık sistemi. O açıdan da mesela MHP ve Sayın Bahçeli hangi akılla bu başkanlık sistemini gündeme getirdi anlayabilmiş değilim. Çünkü MHP ortadan kalkacak başkanlık sistemi gelirse. Yani AKP kalacak, CHP kalacak, onun dışındaki partiler eriyecek. Dolayısıyla bu parantez içinde MHP'liler bunu buradan duysun, oy verecek olanlar. Şimdi iki parti var, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler. Ve parti disiplini çok gevşek. Aynı zamanda federal bir hükümet tabii, federal bir sistem Amerika. Dolayısıyla da hem senatörler var, iki tane senatör var her eyaletten, senatoyu, senatoda temsil ediliyorlar. Bir de kongre üyeleri var ama onlar da eyaletlerden seçiliyor. Şimdi bu federal sistem olduğu için kendi eyaletinin çıkarları söz konusu olduğunda Demokratlarla Cumhuriyetçiler birleşebiliyorlar mecliste mesela ve başkanın aleyhine ellerini kaldırıp oy kullanıyorlar. Dolayısıyla gerçek bir şey var orada. Güçler ayrımı var. Ve checks and balances. Ve checks and balances var. Onun ötesinde inanılmaz bağımsız bir yargı var. Yani kim olursanız olun, ne Amerikan başkanı, ne başkan yardımcısı, ne başka herhangi bir kimse yargı kararlarına karışabilmeyi aklından bile geçiremez, karışamaz da zaten. Ve nitekim işte şeyde gördük, bu Trump'ın seçilişinde yargının nasıl müdahale ettiğini gördük. Aynı zamanda tabii bütün o demin demokrasinin koşulları dediğimiz şeylerin hepsi sağlanmış vaziyette. Üniversiteler özerktir mesela, hiç kimse karışamaz üniversite yönetimlerine ve üniversite hocalarına. Tam bir düşünce özgürlüğü vardır. Hatta o kadar ki bu Amerikan Sivil Haklarını Koruma Derneği vardır. Oradan bir arkadaş, aynı zamanda profesör, bizim Boğaziçi'ne gelmişti. Bir yıl kalmıştı. Bu özgürlük meselesi üzerine konuşuyordu. O kadar sınırsız bir şekilde anlattı ki ben de dayanamadım. Dedim ki ya bu kadar da sınırsız olabilir mi? Mesela diyelim ki güneyinde Amerika'nın Ku Klux Klan, bu siyahi karşıtı, bir zamanlar böyle gerçekten terör saçan bir klan. Toplanmışlar, buradan çıkalım, bütün siyahilerin evlerini yakalım diyorlar. Şimdi buna polis müdahale etmeyecek mi? Bu kadar da yani düşünce özgürlüğü bu kadar mı sınırsız? Hayır, etmeyecek dedi. Ne zaman edecek? Çıkıp da yakmaya kalktıklarında polis şey der, müdahale eder. Ama orada sırf konuşuyorlar diye müdahale etmez. Şimdi dolayısıyla yani düşünce özgürlüğü garanti altına alınmış. Üniversiteler özerk, sivil toplum örgütleri son derece güçlü, senato güçlü, kongre güçlü vesaire. Yani başkanın gücünü sınırlayacak o kadar çok merci var ki. Türkiye'de bunların hiçbiri yok. Bir, ikincisi de önerilen sistemin alakası yok. Yani önerilen sistemde mesela güçler ayrılığı deniyor. Aha. Yok öyle bir şey, güçler ayrılığı falan. İsterseniz şeye sorayım, evet. Yasama yürütme arasındaki ilişki. Genel bir kaygı var. Yürütmenin yasama aleyhine güçlendiği ile ilgili. Hani bu getirilen öneride özellikle Cumhurbaşkanı'na verilen yetkiler, yasamayı nedensiz feshetme yetkisi olabilir, kanun hükmünde kararname yetkisi, bütçeyi, bir önceki yılın bütçesini meclisten onaylatmadan devam ettirme etkisi. Sizce bunlar herhalde haklı kaygılar değil mi? Tabii. Ya şimdi hani tarihine bakıyorduk ya demokrasinin. Parlamentolar niye çıktı diye bir baktığınızda tek bir nedeni var. Çünkü krala, bütçe. Krala diyorlar ki sen bizden vergi mi istiyorsun? Tamam, olur tabii, ödeyelim. Kralımızsın, işte bir takım işler yapıyorsun. Ödeyelim ama biz kontrol edeceğiz.
No taxation without representation diye İngiltere'de bunun şeyi bile, tabiri bile var. Yani temsil yoksa vergi de yok. Yani bütçe, bütçeyi kontrol etmek parlamentoların çıkış nedeni. Meclislerin çıkış nedeni. Şimdi bu hak elinden alınıyor mesela meclisin. Başkan buna karar verecek. Efendim de diyor ki evet ama meclisi onaylatması lazım. Ne oluyor onaylamazsa hiçbir şey olmuyor. Bir önceki yılın bütçesi üstelik de üzerine enflasyon binerek evet, kabul ediliyor. Değiştirerek tekrar zaten yeni bütçe de ancak öyle olacaktı olsa olsa. Şimdi dolayısıyla bütçe hakkı elinden alınıyor. Gen soru yok, o yok, bu yok. Yani kimseye sorumlu olmayan bir başkan var. Gerçekten çok zayıflatılıyor meclis. Ha şimdi çok mu güçlüydü? Ben de orada oturduğum için biliyorum. Değil. Yani zaten parlamenter sistemlerde o tür bir ayrım, kesin bir ayrım yoktur. Dünyanın neresinde olursa olsun şeyle, yürütmeyle yasama arasında. Çünkü sistemin mantığı gereği yok. Yani sistemin mantığı nedir? Hangi parti en çok oyu almışsa şeyi hükümeti o kuruyor. Hükümeti kurması demek güven oyu alması demek. Güven oyu alması parlamentoda çoğunluğa hakim olması demek. Çoğunluğa hakim değilse zaten düşer hükümet. Çoğunluğa hakimse de istediğini yaptırabilir parlamentoya başbakanlar. Dolayısıyla zaten parlamenter sistemler böyle o ikisi arasında çok keskin ayrımların olmadığı sistemler. Ama bu demek değildir ki başbakan her istediğini yaptırabiliyor parlamentoya, parlamenter sistemlerde yaptıramıyor. Yani çünkü yerleşik demokrasilerde muhalefetin sesini dinlemek zorunda, sivil toplum örgütleri işin içine karışıyor, onların sesini dinlemek zorunda, bir konsensus oluşturmak zorunda, komiteler var, o komitelerden gelen kararları uygulamak zorunda vesaire. Yani gerçekten de canlı bir parlamenter gelenek var. Ama şeyde bu yeni modelde tamamen ortadan kaldırılıyor. Ama asıl problem yargının tabii, yargıda. Yani güçler ayrılığından kastedilen parlamenter sistemde de, başkanlık sisteminde de asıl önemli olan yargının bağımsız ve tarafsız olmasıdır. Maalesef bu yargıyı da şey diyor. Bir de üstelik şöyle bir fark da var. Şimdi Cumhurbaşkanı, daha doğrusu başkan bir yandan Cumhurbaşkanı rolünde olacak. Yani tarafsız, işte bütün Türkiye'yi temsil eden ama bütün Türkiye'yi temsil ediyor olmayacak. Çünkü %51 ile seçilecek. Ama bir. Şu an fiilen de olmayan bir şey. Efendim? Şu an fiilen de olmayan bir şey değil mi? Şu an fiilen de öyle bir şey ama fiilen hiç olmazsa kağıt üzerinde bir partiyle bağlantısı yok. Ve de parti başkanı değil. Şimdi parti başkanı olacak. Yani fiilen tabii ki %100 hiç kimse alamaz oyu. Söylemek istediğim o değildi. Ama %51 alıyor. %51'i kimden alıyor? Partililerden alıyor. Çünkü o partinin başkanı aynı zamanda. O partinin başkanıysa bir şey olaraktan, bir figür olaraktan aynı zamanda bütün Türkiye'yi temsil eden bir cumhurbaşkanı olması da bir gariplik var. Yani evet, bir tuhaflık var. Zaten hep aynı noktaya dolaşıp geleceğiz. %51'e endeksli bir evet. Anlayış o sistem. Evet, evet, evet. Peki ben şunu sormak istiyorum müsaadenizle. Konuştuğumuz kadarıyla... Pardon, onu sormadan. Dolayısıyla da hakim olacak parlamentoya. Parti başkanı olduğu için yani doğal olarak kim o sırada başkan seçilmişse onun partisi aynı zamanda da parlamentoya hakim olacak. Bir de üstelik parlamentodan bu yetkiler alınmış. Güven oyu alamıyor. Parlamentoyu feshedebiliyor vesaire vesaire. Peki evet çıkarsa referandumda görünen o ki konuştuğumuz kadarıyla ciddi bir kırılma olacak bu. Yani çok, demokrasiden uzaklaşma ve gittikçe otoriterleşme noktasında bir değişiklik olacak. Peki hayır çıkarsa? Hayır çıkarsa bu yine demokratikleşme serüvenimize bir kırılma mıdır sizce? Kırılmayı negatif almazsan kırılmadır. Evet. Yani bir umut. Bir umuttur, evet. Yani çünkü şöyle bir şey var. Şimdi mesela yargıda değil mi? HSYK'da.
eleştiriyorsunuz. Ya olur mu orada işte şey var, Adalet Bakanı var, müsteşarı var. Dört tanesini başkan seçiyor, gerisini meclis seçiyor ama meclise de başkan hakim. Dolayısıyla hepsini kendisi seçiyor. Yani bunun şeyi nerede, bağımsızlığı nasıl olabilir? Çünkü HSYK hakimlerin tayinine, yükseltilmesine, bütün hayatlarına karar veren biri. Buna karar verenler bir takım böyle siyasi kadrolarsa bağımsız davranabilmesi fevkalade zor. Ama bir taraftan şimdi, diyoruz ki, özür dilerim, yani bu demokrasinin tesis edilmesi için kurumlar lazım, ilkeler lazım. Bunların da bir kısmı bizde maalesef eksik. Hayır, yani hayır çıkınca bir anda da demokratikleşmiyor. Hayır, hayır. Şunu söyleyecektim. Şimdi şu söyleniyor. Yani bunu söylediğinizde yargı bağımlı hale. Canım şimdi sanki yargı bağımsız mı? Yani şimdi de başkan atıyor işte bilmem ne falan. Doğru ama şimdiki yargıyı beğenen yok ki. Yıllardır eleştiriyoruz. Anlatabiliyor muyum? Şimdiki parlamenter sistemi de beğenen yok. Yani %10 eleştiriliyor, YÖK eleştiriliyor, siyasi partiler kanunu yıllardır eleştiriliyor bunu. Ve bunu eleştirenler AKP'liler falan değil. Yani demokrasiye inanmış, özgürlükleri isteyen bazen sol kesimler, bazen daha ortadaki insanlar, demokrat insanlar. Dolayısıyla yani şu argüman bir kere geçersiz bir argüman. Efendim bugün de öyle, tamam bugün de öyleyse öyle de bugün de değiştirmek istiyoruz biz. Dolayısıyla eğer hayır çıkarsa, şöyle bir imkan doğuyor diye düşünüyorum. Hayır çıkarsa bir kere hayır veren kitlenin, yani bunun içinde değişik siyasi partiler var, siyasi partili olmayan pek çok insan var. Bu partilerin hiçbirini beğenmeyen, belki seçimlerde, normal seçimlerde gidip oy vermeyen ama bu referandumda oy verecek olan pek çok insan var. Bir kere şöyle bir güven geliyor. Ya biz halk olarak istersek bu ülkeyi de demokratik bir ülke yapabiliriz. Şimdi bundan sonra da bunun için uğraşalım. Yani hayırı bir kere çıkarttık. Bundan sonra ne bileyim ben %10 insin diye uğraşalım. Siyasi partiler kanunu değişsin diye uğraşalım. Burada tam hocam şeyi soracağım. Özgürlükleri kısıtlayan maddeler kalksın diye uğraşalım. Özgür basın için uğraşalım. Özerk üniversiteler için uğraşalım. Yani sonu yok bunun. Anlatabiliyor muyum? Evet. Öyle bir imkan doğuyor diye düşünüyorum. Tam o noktada şey soracaktım. Diyelim ki hayır çıktı. O noktada tabii anayasanın değişmesini aslında herkes istiyor. Yani bütün aktörler, evet, siyasi partiler bu anayasanın zaten 80 darbesinden kaldığını vesaire değiştirilse, evet, bile demokratik olmadığını söylüyor. Yeni bir anayasa yapılması için ya da mevcut anayasanın demokratikleştirilmesi için nasıl bir süreç izlenmeli sizce ve ne türden değişiklikler yapılabilir? Yani vallahi eski süreç çok iyiydi. 24. dönemde, benim de mecliste olduğum dönemde 24. ya 2011-2015 arası bir anayasa şeyi kuruldu biliyorsunuz, komisyonu. Anayasa komisyonu şu şartlarda kuruldu. Bütün komisyonlar partilerin şeyine göre, milletvekili sayısına göre, yani kimin milletvekili sayısı çoksa komisyon başkanı o oluyor, komisyonun büyük bir çoğunluğu ondan. Yani benim dönemimde ve şimdi de öyledir tabii ki, AKP'lilerdi. Komisyon başkanları AKP'liler, işte üyelerin çoğunluğu AKP'liler. Dolayısıyla da sonunda oylanınca da AKP'liler hakim gelip onların istekleri kabul ediliyordu. Şimdi ilk defa olarak o şeyde, Anayasa Komisyonu'nda o dönemde eşit dendi. İkiydi galiba değil mi? Her parti iki kişi verecek diyerekten. Ve de oy birliğiyle geçecek. Şimdi 60 tane hakikaten çok güzel madde üzerinde anlaştılar. Bir takım anlaşamadıkları noktaları da, ya ilerleyelim biz bunu sonraya bırakalım, daha sonra yaparız falan diyerek not düştüler. Yani gerçekten de sivil, demokrat bir anayasa çıkarma ihtimali vardı. Niye bu suya düştü? Çünkü başkanlık sistemini gündeme getirdiler. Şimdi eğer başkanlık referandumunda hayır çıkarsa, bu çok şükür bu başkanlık hayalinden kurtulacağız. Yol alabiliriz diye düşünüyorum dolayısıyla. Peki acaba şey olacak, bu şeyi düşünüyor musunuz? Yani başkanlık sistemi reddedilirse acaba AKP başkanlık sistemi mi reddedildi diyecek, yoksa bu haliyle reddedildi, biz başka bir başkanlık sistemi getirelim? Bilmiyorum, onu da yapabilirler vallahi. Aynen, onu bilemem. Onu bilmem, o zaman onun da mücadelesini vereceğiz. Evet, 16 Nisan'dan sonra bunu. Evet, onu 16 Nisan'dan sonra. Ama yani bu haliyle mi öbür haliyle mi diye
bilmiyorum yaparlar mı, yapmamaları gerekir. Çünkü bu başkanlık sisteminin reddi anlamına gelecektir. Yani orasını burasını düzelterekten bu düzelebilecek bir metin değil aslında. Tümüyle değiştirilmesi lazım. Onu da yapmak isteyeceklerini zaten zannetmiyorum. Bakalım, hep beraber göreceğiz. Evet, hep beraber göreceğiz. Çok sağ olun. Bitti mi saatimiz? Bitti. Evet, saatimiz doldu. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Bugün Profesör Doktor Binnaz Toprak'la Türkiye'de demokratikleşmenin dününü, bugününü ve yarını konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.